Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün istediğim ki eğitim koçluğundan bir bahsedeyim. Bu eğitim koçluğu nedir? Ne değildir? Nasıl yapılıyor? Faydalar nelerdir? Eğitim koçluğunun ailelere faydası nelerdir? Ve kimler eğitim koçluğunu almalı ya da almamalı? Şimdi ilk başta şunu ifade edelim. Koçluğa baktığımız zaman koçluk doğru sorularla danışanın zaten bildiği cevaplara ulaşmasını sağlamaktır. Koçluk zaten yurt dışında başlamış. Türkiye'de daha çok koçluğa baktığımız zaman yaşam koçluğuyla başlamış. Artık şu anda yaşam koçluğudur, eğitim koçluğu, öğrenci koçluğu, nefes koçluğu, ilişki koçluğu, evlilik koçluğu gibi birçok koçluk alanları mevcut. Aslında olan mesleklerin koçluğun eklenmiş şekli. Yani eğitim koçluğu ama şu an Türkiye'de baktığımız zaman eğitim koçluğunu tam anlamıyla yapan var mı? Yok. Eğitim danışmanlığını daha çok yapıyoruz biz. Koçluğa baktığımız zaman koçluğun hiçbir evrağı yok. Onu söyleyelim. Ama biz ne yapıyoruz? Birçok çizelge kullanıyoruz eğitim koçluğunda. Eğitim koçluğu öğrencilerin kendi potansiyellerini tanımaları amacıyla öğrencilere soru sormak, onları desteklemek ve yönlendirmek, danışmanlık yapmak anlamında aslında. Ya koçluğa baktığımız zaman bu koçluk süreci genel itibariyle öğrencinin ihtiyacına bağlı olarak değişiyor. Kimisi 3-5 ay devam edip hocam ben kendi başıma devam ettirebilirim diyor. Kimisi de sınava kadar ne oluyor? Devam etmiş oluyor. Hedef Akademi'de koçluğun ne şekilde yapılacağı ile ilgili zaten bilgilendirici videolar gelmiş olacak. Ayrıntılı bilgilere de Instagram sayfamızdan Hedef Koçum adresinden bakabilirsiniz. Sayfasından bakabilirsiniz. Zaten YouTube kanallarından da ayrıntılı videolar var gençler. Evet gençler, eğitim koçluğunu az çok tanımını anlattık. Şimdi diğer videolarda yine söylüyorum. Eğitim koçluğunun görevleri, eğitim koçluğunun öğrencilere faydaları nelerdir? Kimler koçluk alabilir? Onlar da diğer videolarımızda gelecek. Evet, diğer videoda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.